hissiyatın nefsiye damarlara erişmesi büyük zatların makamında olan bir şey mi? Evet. Onlar fenai nefse muvaffak oluyorlar. Nefs-i emmareyi terbiye ediyorlar. Mutmainneye çıkıyorlar, daha yukarı çıkıyorlar. Şimdi nefis vazifesini yapmayınca terakki durur. Yani imtihan sırrı, terakkinin, yükselmenin olması için bir şeyle mücadele lazım gelir. Şeytanla, hisle, heva ile, nefisle. Yani nefs-i emarenin verilmesi bir cihette insanlara rahmettir. Onunla mücadele ederek manevi mertebesi yükseliyor. Şimdi mutmainneye geldikten sonra nefsi Müslüman oluyor. Nefsi Müslüman olunca mücadele kapısı kapanıyor. Onun için insanın şeyi, tabiatı, düşük huyları var, yani yaratılıştan düşük huyları var. İnsan tabiatı topraktır, sudur, havadır, güneştir, dört şeydir yani. Yaratılışı. İşte toprak unsuru mesela cimri, pintilik yapar yani insanda. Hava unsuru başka, nur unsuru başka. Şimdi o terakkinin durmaması için asaba ve damarlara intikal ediyor nefs-i emmarenin vazifesi. Onların da terbiyesi mümkün değil çünkü o hılkatte sende mevcut o. Yani gözü ne kadar terbiye edersen et, göz bakacak ve görecek. O görmeyi kaldıramazsın ondan, saatli bir gözle. Duymayı kulaktan kaldıramazsın. Aynen onun gibi şeyin bedende insanda kötü huylar var yaratılıştan. Kötü huylar, kötü madenler. Madenler. O madenler terbiye olmak imkanı yok onların. Onların terbiye olmak imkanı yok. İşte büyükler nefs-i emareden şikayet ediyor. Bakın Gavs-ı Geylani gibi zatlar, Bediüzzaman Hazretleri gibi zatlar. Nefs-i emareden şikayet ediyor. Ne emareme merak kalmamış ki. Ama işte bir şeyden şikayet ediyor. O şikayet ettiği şey onun terakkisine sebep olan, mücadelesine, kalbiyle mücadelesine sebep olan tabiatındaki, damarlarındaki, asaplarındaki şeydir. Terbiye isteyen yerlerdir ama terbiye olması mümkün değil. O halde ölünceye kadar o onunla uğraşırken manevi terakkisi de devam edecek. Aksi halde terakki durur. Yani imtihan sırrıyla şey olmazsa, mücadele olmazsa terakki durur. Melekler gibi olur yani. Meleklerin makamları sabittir. Onlarda terakki yok. Niye? Mücadele yok çünkü. Nefs-i emare yok onlarda. Veya nefs-i emarenin işini gören bir şey yok. Onun için onların makamı sabittir. Orada mı dedi damarlara ve asaplara intikal eder diye? Bazı da hissiyat nefsiye damarlara ilişir. Bir derece hükmünü kalp, akıl ve ruhun rahmanı olarak icra eder. Evet. İşte o bazı büyüklerde nefse emmare terbiye edildikten sonra, mutmainneye geldikten sonra da Müslüman oluyor. Nefsi Müslüman oluyor. Terslik yapamıyor yani. O zaman terakki durur. Terakki durmaması için damarlara ve asaplara intikal eder diyor.